ederiz. Alkışlar. Son yarışmacımız Lale Hanım için. Biraz önce de bahsettik, kendileri hekimdir efendim. Kadın doğum uzmanıdır. Beraberinde tarih eğitimi almıştır. Oğluyla birlikte tekrar üniversite sınavına girmiş, kazanmış, bitirmiş değil mi? Evet. Demek ki hani yani tıp terimi olsun, Osmanlıca kökenli olsun, nereden gelirse gelsin. Diyorsunuz. Rahatlıkla çözersiniz gibi geliyor bana. İnşallah, umarım. Psikanaliz çıksaydı iki tane harf alır mıydınız Lale Hanım? Şöyle biraz nazire yapalım. Yani benim zaman zaman hafıza problemlerim oluyor. Dilimin ucuna geliyor, asla bulamıyorum ama psikanaliz çok spot bir terimdi ama Esra Hanım da zaten ürktüğünden aldı son iki tane harfi efendim, ama size büyük fayda sağladı. Beş tane harf alma hakkınız var. Beşini birden alırsanız da bir saniye arttırmanızı rica ediyorum. Hadi inşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Başladık. Şöyle bir soru var elimizde. Fransızca kökenli bir kelime. Unvan, san anlamında kullanılır dilimizde. Batı kökenlidir. Halen Batı kökenlidir. Yani çok da bizden olmamıştır. Unvan, san anlamında kullanılır. Senin unvanın ne? Sanın ne? Bir harf alalım mı? Gerek titir. Yok. Gerek yok. Titir. Hadi biraz eskileri, çocukluk günlerimize geri dönelim. Şu oyundaki önemli bir karaktere verilen adı söyleyelim. Saklambaç oyunundaki sobelenemeyen oyuncu. Ona bir isim verilirdi. Nokta noktasın çık. Hakan nokta noktasın çık. Efendim, acaba sizin mahallede bu kural kullanılmaz mıydı? Sobelemeyen ve sobelenemeyen, bulunamayan oyuncu. Ona bir hayvanın ismiyle hitap edilirdi. Nokta noktasın. Bir harf alalım. Aldık bir harf. Hangi hayvan bu hayvan? Kurt. Kurtsun çık. 300 puan. Geçmiş zamanda kalmış şeyler. Şimdiki çocukları hadi bakalım oynatın saklambaç. Bilgisayarda neler görüyorlar? Saklambaça yüz mü verir onlar? Galiba tamamen unutulmuş şeyler olacak artık bundan sonra da. Gelsin yenisi. Çok küçük parçacık. Ya böyle elektron falan aklınıza gelmesin efendim. Çok küçük parçacık. Katre. Damla. Ondan da küçüğü. Yani ne halinde yağıyor yağmur? Böyle. Çisil. Evet, çisi. Böyle yani damla değil de o püskürme gibi hani. Zerre. Zerre, gayet güzel. Gayet güzel. 1210'lu kasa. 5 harfli cevapları bitiriyoruz efendim şu soruyla birlikte. Derli toplu bir soru Lale Hanımcığım. Demişiz ki bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesine vahiy. Vahiy deniyor. Size 500 puan birden kazandırıyor. Net soruları seviyorsunuz, anladım. Buyurun, size net sorular soruyorum efendim. Bu da öyle. Baş sağlığı dileme. Taziye. Taziye. Lale Hanım'ın sevdiği sorular bunlar. Ama hep bu şekilde ilerlemiyor ne yazık ki sorular. Bakın yine oyuncaklı bir kelime, oyuncaklı bir soru. Görelim. Bir su altı silahının arka çıkan kayırıcı anlamında da kullanılan adı. Kişi için de kullanılabilir, o kayırma eylemi için de kullanılabilir efendim bu su altı silahının adı. Kayıran kişi için de kullanılabilir, kayırma işlemi için de kullanılabilir. Su altı silahı. Zıpkın. Hadi boş verin su altı silahını. Arka çıkan kayırıcı. Bir iş yerinde mesela birine arka çıkan kayırıcısı onun. Senin arkan var. Kanat. Tabii seni kalkan, alırlar. Tabii seni alırlar. Torpil. Nedir efendim? Torpil. Torpildir efendim. Torpil, torpido. Şimdi torpil deyince akla ilk gelen o eskiden çatapatlarla birlikte attığımız şeyler ya. Ondan dolayı problem yaşatıyor. Uçtu gitti neyse ki. Buyurun yenisi. Aksesuar olarak da kullanılan yapay esinti gereci. Yelpaze. Yelpazedir. 700 puan birden kazandırır. Aynı hızla cevaplayacağınız bir soru daha var elimde. Bu arada tam ortasındayız yarışmanın. Maşallahınız var, iyi gidiyorsunuz. Diyor ki, kutlamalarda kullanılan kağıt kırpıkları. Konfeti. Efendim 8 harfli 2 kelimeden oluşan bir cevap. Dikkatli olmak lazım. Kalıplaşmış tabir diye soru verdik vallahi. Buyurun. Boynun sırt ile birleştiği nokta diye sorduk. Şimdi hekim olduğunuz için öyle şey mi olur diye kızarsınız diye de korkuyorum ama kalıplaşmış tabir yani halk ağzında kullanılıyor. Tıp terimi falan değil tabii.
Yani bence anatomide böyle bir şey yoktur belki de. Boynun sırt ile birleştiği nokta. Risk alacağım. Ense. Ense. Boyu. Ense boyu değil. Ense. Ense altı. Ense arkası. Dibi dibi. Ense sonu. Ense. Dibi. Dibi. Dibinin de altı. Ense. Kökü. Ense kökü. Sıkış artı bir tek kelimedir efendim. Ense kökü gibi bir şey değildir, merak etmeyin. Umarım. Rahat edebileceğiniz bir soludur. Buyurun. Nitelikleri bir tüzükle belirtilen giysi. Birçok giysi için kullanılabilir. Yeter ki nitelikleri bir tüzükle belirtilmiş olsun. Onlara ne deriz? Batı kökenli bir kelime. Yani şu renk olacak, yakası böyle olacak, paçası böyle olacak. Konsept. Tüzükle. Yani tüzükle belirlenmiş. Resmi. Üniforma. Üniforma. Giyisi. Gayet güzel. Sokak yardımı? Hiç yok. Ürkütmez, ürkütür. Öyle bence mi? Bence. Yani eyvah. Ben daha çok tanımlamalarla da iyi olduğunu düşünüyorum. Fark ettim. Evet evet. Onu net bir şekilde fark ettim. Siz böyle sözlük sorularını seviyorsunuz. Ama arada böyle işte efendim koca bir derya ya sokak jargonu, argo, oraya da dalıyoruz. Bu yaygın kullanılan bir tabirdir. İki kelimeden oluşur. Bu arada bakın. 4 harf alabilecek durumdasınız. 1,5 dakikanız var hala. Onu da söylemek isterim. Son 4 soru. Buyurun. Argo'da dolduruşa getirmek. İki kelime, iki kelime, mastarla bitmekte. Birini dolduruşa getirmek, o kişiye, o kişiye gaz vermek. Gaz vermek kesinlikle doğru. Ne yazık ki kurtaramadık kendimizi sokak jargonundan efendim. Şimdi bir mesleki unvan. Buyurun. Nesli tükenmekte olan seyyar krupiyelere. Krupiyenin ne olduğunu bilsem. Krupiye efendim geçen de sorduk, problem yaşadı yarışmacımız. Kumar moderatörü. Kumar moderatörü. Ama bununki biraz daha tabii ki imkansızlıklar içerisinde. Eskiden yani her kahvehanede, kıraathanede bir tanesi gezinirdi. Şimdilerde yok. Alalım mı harf? Alalım. Aldık bir harf. Durdurdunuz. Çok güzel. Durdurdum. Sonunda bir ek var. Krupiye işte kumar moderatörü. Ondan ekmeğini çıkartıyor. Eskiden vardı. Artık kalmadı bunlardan. Şu zar atanlar falan gibi. Zar da yok bunda yani. Bir tek böyle bir çalkalanan bir şey var elinde. Birkaç tane de fiş. Tombalacı. Tombalacı. Garip sorular bunlar. Sizin sevmediğiniz tarzda. En azından ikincisi öyle. Ama harf alabilecek durumdayız. Unutmayın. Bu net bir soru. Eski Roma'dan günümüze gelen yasama meclisi anlamında bir söz. Batı kökenli malumunuz. Yani eski Roma'dan beri kullanılan bir kelime. Onu demek istiyor soru. Yasama meclisi. Çok ayıp. Bunu bilmemek. Ama ben harf yine de istediniz değil mi? İstedim. Lale Hanım bir harf istediler. Bunu şimdi benim hocam duyarsa çok. Parlamento. Parlamento. 8500 oldu kasa. İki tane harf alabilecek durumdayız. 24 saniye var elimizde. Tekrar ediyorum. İki tane harfi aldıktan sonra bir saniye arttırsanız yani yeter. Yani 9500 müydü? 9300'dü. Siz 9500 yapabilecek durumdasınız. Sizden sonra kimse yarışmayacak ya. Hı hı. Bence o harfleri alın. Tamam. Siz bilirsiniz ama bence alın yani. Tamam. Buyurun. İki kelime. Olmadık yerlerde dikilen uzun ve iri insanlara yönelik yakıştırma yolu bir tabir. Yalı kazı. İhtiyaç duymadınız. Son iki harfi eve mi götürmeyi planlıyorsunuz? Bilmiyorum. Efendim pek güzel. Biraz cimri bir yarışmacıyla karşı karşıyayız ama arayıp da bulamadığımız şey bence hafta finalinde daha da rahat edeceğiniz bir mücadeleyle karşı karşıya kalacağız. Çok teşekkür ederim. Hadi hayırlısı, bir alkış daha lütfen. Gitmeyin. Gitmeyin yani. Teşekkür etmek istediğim kişiler var. Pelin Hanım'a çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tekrar görüşelim mi? Çok isterim. Çünkü böyle güzel hazırlanıp geldiniz Pelin Hanımcığım. Evet. Şu arkadaşlık biraz daha uzun sürsün isterdim. Ben açıkça söyleyeyim ama hani ölüm grubu diye tabir ediyor ya. Öyle bir gruba düşmüşsünüz. Yine görüşelim.
İnşallah, çok isterim. Çok teşekkür ederim. Keza Esra Hanımcığım. Mercan şöyle bir eli avuca gelsin de. Tamam. Siz de uykunuzu alın. Aynen. Sonra tekrar görüşelim. Daha kolay riske girebileyim. Çok güzel zaman geçiririz. Çok neşeli bir insansınız. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Gürsel Bey'le zaten artık aile dostuyuz. Değil mi? Evet, öyleyiz. Belki ailece gelirsiniz bir babalar gününde. Anne de çok istiyor yarışmak. Tamam efendim, başımızın üstünde yerleri var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ebru Hanım zaten artık kıdemli yarışmacımız. Gediklisi olduk buranın. Değil mi efendim? 4 de olur, 5 de olur. Niye olmasın? Şampiyonum nasıl kazandı, siz onu söyleyin. Şunu vereyim. Güzel günlerde harcarsınız. Harcarken de biz attırlarsınız efendim. Buyursunlar. Çok, çok teşekkür ederim. Hafta finalinde tekrar bir aradayız. Siz burada otururken müsaadenizle ben bölümü kapatacağım. Güzel insanlarla tanıştık. Keyifli vakit geçirdik. İnşallah layık olduğu şekliyle ekranlarınıza yansıtabilmişizdir. Buralardayız efendim. Sizleri bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.